Balıkesir'in Körfez ilçelerinden Edremit, Altınoluk Güre, Burhaniye, Küçükkuyu, Ayvalık'ın yanı sıra İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinin şube yöneticilerinin katıldığı toplantı Ayvalık Ticaret Odası toplantı salonunda yapıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çolaşan, örgütün güncel meselelerini masaya yatırdıklarını belirterek rutin bir toplantıydı, oldukça yararlı oldu dedi. Türkiye'nin tüm sorunlarının Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de meselesi olduğunu vurgulayan Çolaşan, biz halkla beraberiz, halkın içindeyiz, uzakta bir yerde değiliz, yukarıdan da konuşmuyoruz. Bu yüzden de ADD olarak bizim sözlerimiz halkın doğrudan doğruya nabzıdır. Anayasada yer alacak bir düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devletiyle halktan yana, emekten ve çalışandan yana olmalıdır. Halktan yana olmayan, işçiden yana değil, işverenden yana tavır takınan bir siyaset uygulanırsa, o siyaset halktan yana olmaz. Demokratik olmaz. Yani bunun adı anayasada yer alan demokratik cumhuriyet olmaz dedi. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti diyoruz. Anayasamızda böyle yazıyor. Bu kuralların hayata gerçekten geçmesini istiyoruz. Cumhuriyetin değerlerinin kaybedilmemesini istiyoruz. Bu anlamda görev yapıyoruz. Ve bu anlamda görev yaparken halkın açlığını bizi ilgilendiriyor, yoksulluğu bizi ilgilendiriyor, refahı bizi ilgilendiriyor. Bütün bu konularda fikir üretip onların dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Sosyal devlet kavramını kaldıran bir anayasa demokratik olamaz. Çünkü demokrasilerde devletin görevi halk içindir, kişi için devlet vardır. Dolayısıyla devlet her şeyden önce sosyal devlet olması da gerekir. Halkının refahı için çalışması gerekir. Bir zümrenin, bir kesimin refahı için çalışmak yine bizim bu anayasamıza göre suçtur. Basın adına 60'tan fazla tutuklusunun, gazeteci tutuklusunun bulunduğu bir ülkenin adı demokratik bir ülke olarak anılamaz. Kişi hak ve hürriyetlerinin olmadığı, dinlenme korkusuyla yaşayan bir ülkede demokrasinin var olduğu söylenemez.